Yıl 1971. 12 Mart muhtırasının hemen ertesi günü 14.30 sularında aniden bastıran kar yağışı ve tipi Konyalıları hazırlıksız yakaladı. Şehrin ilçe ve köyleriyle irtibatı kesildi. Bir adım ötesini dahi görülmez hale getiren tipi nedeniyle onlarca kişi yaşamını yitirdi. Efendim merhaba. Konya Aktüel'in ilk araştırma belgesel videosuyla karşınızdayız. İlk olarak Merhaba Şehir dergisinde ele aldığım Konya'nın unutulmaz kışları dosyası, yazar Muharrem Balatakin Bey'in bir köşe yazısında 1971 yılında yaşanan bir vakayı anlatmasıyla daha da ilginç bir hal aldı. Muharrem Bey'in hatırasını kayda almam, ardından gazete arşivlerinde yaptığım araştırmalar sonrası iş daha ilginç bir hal aldı. 71 yılında aniden bastıran kar yağışı ve tipi sonrası gazete kayıtlarına göre 67 kişi can veriyor. İşin ilginç yanı, olayı yaşayan çok sayıda kişi hayatta fakat olayın detayları bilinmiyor. Uzatmadan olayın ayrıntılarına geçelim. Gazete kayıtlarına göre 1971 yılında son 50 yılın en sert kışı yaşanıyordu. 13 Mart tarihinde öğle sonrası aniden bastıran tipiyle göz gözü göremez bir hale gelmişti. Herkes bir yere kaçıştı, araçlar olduğu yerde bırakıldı. Sanayideki vatandaşlar evlerine gidememiş, cumartesi akşamını iş yerlerinde geçirmek zorunda kalmışlardı. Şehrin büyük bir kısmı elektriksiz kalmış, hava sıcaklıkları -14'lere kadar düşmüştü. Fırtınanın sabah 5.30 sularına kadar sürdüğü çeşitli kayıtlarda geçiyor. Gazete kayıtlarında 67 kişinin can verdiği birkaç gün sonra dile getirilse de iletişim imkanlarının kısıtlı olduğu düşünülürse belki de sayı 2 katı. Önemli bir detay var. Ölenler soğuktan değil, fırtınanın şiddetinden nefes alamayarak can vermişler. O tarihlerde pazar günleri gazete yayınlanmadığı için fırtına haberini pazartesi günü vermişler. Pazartesi günü çıkan gazetelerde 3 ölü, 10 ölü gibi rakamlar yer alsa da ilerleyen günlerde işin ciddiyeti daha iyi anlaşılacaktı. Olay sonrası gazetelerde yer alan ifadelere bakalım. Azrail Konya Ovası'nda kol geziyor. Bir gazetenin üst başlığı. Çayır bağında koyun otlatan 4 çoban 300'e yakın koyunla donarak öldü. Sadece Hatunsaray bölgesinde felaket sonrası 2440 hayvanın donarak öldüğü tespit edildi. Cumra ilçesinde 9 kişi dondu. Bankacı Cumhur Yarkın avdayken dondu. Helikopterle ceset aranmasına başlandı. Karapınar'da 19 ve 20 yaşlarında iki çoban sürüyü ağla bıraktıktan sonra 500 metre ötedeki arkadaşlarının yanına çıkmış, fırtına nedeniyle yollarını şaşırarak 3 kilometre ötede ellerinde sopalarla yan yana donmuş vaziyette bulundular. Olay şahitlerinin ifadelerinde cehennemden zor kurtulduk, 65 yaşındayım, böyle tipi görmedim ifadeleri yer alıyor. Sevindirici haberlerde yer almıyor değil. 20 Mart 1971 tarihli bir gazetede Hasanşeyh köyünde bir çobanın 2 gün karlar altında mahsur kaldığı sonrasında sağ olarak kurtulduğu yazılıyor. Olayın gerçekleşmesinden bir hafta sonra Konya Ziraat Odası Başkanı Hamdi Küçükbezirci, kar afetinde tek sorumlu meteorolojidir. TRT Konya ile ilgili hava tahminlerini vermediği için facia yaşandı şeklinde bir beyanatta bulunmuş. Tarihte unutulmaz bir yeri olan bu olayı şehir boyutuyla Muharrem Balat Tekin, köy boyutu ile İsmail Ünlü, Konya Aktüel kanalımıza anlattı. Bu Konya'da görünen işte afat denen, anlatılması bile güç olan bir şey. Çünkü görüş mesafesi sıfıra yakın, nefes alma da sıfıra yakın. Düşününüz, cumartesi öğleye kadar mesai var o yıllarda. Malumunuz 1974'te cumartesi tatil oldu. Bu hadise 1971'de oldu. 13 Mart, 12 Mart muhtırası cuma günü verildi. Silahlı kuvvetler mevcut hükümete verdi. 13 Mart cumartesi günde bu hadise oldu. Her şey güllük gülistanlık. Meram Ortaokulu'ndan geldi. Birinci sınıfımda. Babama dedim ki sinemaya gideceğiz arkadaşlarla. Babam da her cumartesi istasyondan işte gelir, bize belirli meblağ verir gideriz. Babam havaya bir baktı, oğlum bu hava patlayacak gibi, gitmesen iyi olur dedi. Ya baba, daha ortada kar falan yok yani. Hatta bir kar atıştırıyor da. Ya ne olacak kar yağsa diyorum işte, şurası falan diye. O gün de Şahin Sineması diye şu anda öğretmen evinin karşısında. Ulu Şahin buradaki değil de öğretmen evinin olduğu yerde Gazi İlkokulu vardı. Onun karşısında Şahin Sineması vardı. Ferah Sineması vardı. Birkaç meşhur sinema vardı. Şahin Sineması'nda güzel bir film olduğunu söyledi arkadaşlar. Oraya gittik. İki de başlıyor. Bir müddet sonra elektrikler kesildi. Biz işte bekliyoruz falan diye. Fakat uzadı bu. Aşağı inip bakalım dediğimizde korkunç bir tipi kapıdan çıkan giriyor falan. Bu arada Kemal Şahin diye burada Zindankale'de diş ünitesinin başhekimliğini falan yapan bir arkadaşımın da evi Hayat Apartmanı, Hayat Tostçusu Teker'in karşısında köşedeydi. Onlar orada oturuyor, ya bize gidelim falan. Yok ya dedim, ya ne alaka var. Bu arada bir akrabam daha, evimiz yakın Zindankale'de, Metin Toran. Onunla beraber güya elimizde şemsiye var,
şemsiyeyi açtık, şemsiye paraşüt görevi görünce Metin'in yerde sürüklendiğini gördüm. Şemsiyeyi kapat diyorum, üzerine atladım. Çünkü sürünüp gidiyoruz. O Texas pavyon denilen boşluğa çıkınca gözü gözü görmez oldu. İnanılmaz bir şey. Birbirimizi kaybettik. Ben 2. Ordu'nun atıl duran şu anda karargah binasına doğru gittim. O da fuar alanı falan yok o devirlerde. O tarafa doğru gitti. İkimizin de birleşme yeri Zindankale olacak. Bu arada nefes alamadığım için paltomun yakasını sürekli kaldırıyorum. İçeride nefes alıyorum. 2. Ordu'nun binasına geldim. Kulübede askeri gördüm. Dayanacak takatım kalmadığı için içeriye girdim. Asker yasak falan, kardeşim falan diyor. Daha çocuğu. Abi öleceğiz dedim ya falan. Orada baktım ki elektrikli bir ısıtıcı koymuş. Eskiden yuvarlak böyle helozenik şey olurdu. Biraz ısındım çıktım. İdman Yurdu Çarşısı yeni yapılmıştı. Onun aşağısına indim. Bu arada koşarken Yima diye balık falan satan bir yer vardı. Bir ihtiyar adamla çarpıştığımızı düşünüyorum. Görüş dedim ya 30 santim 40 santim veya yok. O kadar görmedim. O da beni görmedi. Ben bir an önce böyle bazen bir tipi aralığı diyelim ona. Bir iki saniye bir yeri seçebiliyorsunuz sadece. Tipi o kadar şiddetli ki sizin havayı emişinizi engelliyor. Nefes alamıyorsunuz yani. Çünkü sürekli düşünün bir baskı. İdman Yurdu Pasajı'nın içine indim oraya. Oradan bir naylon torba aldım. İdman Yurdu Pasajı tam olarak nerede? İdman Yurdu, şimdi Konya Spor Lokali diyorlar ya. Oranın adı İdman, birleşmeden önce orası İdman Yurdu'nundu. Orayı İdman Yurdu yapmıştı. Birleşince o çarşı Konya Spor Çarşı'ydı. Yani Zafer'de. O zaman da popülerdi. Yeni dükkanlar falan açılmış. Aşağıya indim. 25 kuruşa bir naylon poşet aldım. Çünkü nefes almakta zorlanıyorum. Biraz dinlendim. Evim nerede? Evim işte dedim ya, Zindankale'nin şu anda ağız diş sağlığının ilerisinde 3 katlı Kızılay'a bahşedilmiş. Orada doğum evi, şu andaki işte sağlık merkezi falan dediğimiz yer eski doğum evi Zafer'de. Kız Ortaokulu'nun karşısı. Oradan geçeceğim, o dar sokaktan eve geleceğim, o meydana çıkacağım. Fakat öyle bir hal aldı ki naylon torbayı Zafer Çarşısı'ndan diyelim şimdi, İdman Yurdu Çarşısı'ndan çıkıp kafama taktığımda baskı yaptı, boğularak ölüyordum. Nasıl çıkardığımı hatırlamıyorum. O doğum evinin sokağına döndüm, takatım kesildi. Artık hiçbir şeyim kalmadı. O Metin dediğim akrabamların evi o dar sokak. Oraya geldim, onların apartmanına girdim. Fakat gözlerimden yaş görüyorum. Bu arada paltomun kulağıma yapıştığını hissetmemişim. İçeri girince o ev babamın dayısının oğlunun eviydi. Babamın dayısının oğlu rahmetli olmuştu. Eşi, annesi ve Metin oğlu. İçeri girdiğimde beni zaten sobalıydı. Soğuk bir odaya aldılar. Zıpla dediler. Metin'e de öyle yapmışlar çünkü. Zıplıyorum. Bu arada kulağımın açıldığını hissettim. Yani yapışmış çünkü. Nem de var. Yani sadece kuru bir ayaz tipi kar değil. Ondan sonra otur falan. Sobanın başında oturdum ama aklım evde. Babam gir beni merak eder. Babam bir teşebbüs etmiş çıkmaya. Hemen yarı yoldan geri dönmüş. Bakmış bu da demişler herhalde oğlu bir yer bulmuştur diye. O gün postane, Alaaddin'in üstündeki ordu evi, 2. Ordu karargahı, devletin kurum ve kuruluşları sabaha kadar açık kaldılar. Bütün insanlar oralara sığındılar. Sanayide tecrübeli ustalar çıraklarını göndermediler. Gönderenlerin o yıllarda tren yolunun öteki tarafında ev yoktu diye. Sanayinin oradan tren yolunu tutup evlerine İhsaniye'ye gelmek isteyen dünya kadar çırak bir yerde donarak öldü. Tabii dedim ya gene televizyon yok, medya bu kadar yeterli değil, eleman yok. Konya'da kaç kişinin öldüğünü bilen yok. 70'in üzerinde ölü vardı şehir merkezinde. Özellikle de ava gidenlerin çoğu öldüler. Hatta benim bu Konya resim yazımı paylaşınca bir hanımefendi evet benim babam da ava gitmişti boğularak öldü diye. Boğularak ölmesi nefes alamadığı için ölmüştü. Devrim İlkokulu şuradaydı o İhsaniye. Havadan sudan değil. Bakın Devrim İlkokulu o zaman kömürlüydü, sobalı. Karşıdan kömür almaya giderken bahçenin içinde orada nefes alamayıp orada öldü. Ertesi gün buldular. Tabii bunlar bizim yakın muhitten olduğu için bildiğimiz kişiler yani. Eğer bugünün şartlarında olsaydı tahmin ediyorum bir afet bölgesi ilan edilirdi ve herhalde devletin bütün imkanları buraya seferber edilirdi. Kızılay gelirdi, şu gelirdi, bu gelirdi. Gece 4'e kadar falan bu fırtına devam etti. Ha ben eve nasıl geldim? 2 kere teşebbüs ettim. Eski Muhacir Pazarı da şu andaki Zindankale diş sağlığının olduğu yerdeydi. Yani. Oraya geliyorum, orada bina falan yok. Oraya yaklaşırken beni sürüklemeye başlıyor. Bir direğe tutunuyorum. O dar sokağa tekrar giriyorum, tekrar dönüyorum. Bu arada dediler ki ya annengile üst katımızda rahmetli abi
Hanım teyze, kocamanların gelini, Ahmet Arkun, onlar oturuyor. Onların telefonu var. Bari telefon aç da merak etmesinler diye. Karşı dediler avukat da telefon kimse de öyle. Nerede böyle yazılıyorsun, iki günde çıkıyor. 22 yıl bekliyorsun bir telefon için. Şimdikilere hayal girdi. Avukata gittik. Avukat çok ılımlı. Evladım hatlar çalışmıyor. Sen numarayı bırak. Ben sürekli arayayım dedi. Ama imkanı yok eve haber vermenin. Gece 11 civarıydı herhalde. Bu arada yemekte dedim ya orada, yaprak sarmasını ben çok severim. Yoğurtlu yaprak sarması, kabak kızartması. Yoğurtlu olan şeyleri severim. Baktım rahmetli Sıtkı Hanım teyze, Metin'in nenesi, ondan yapmış. Oğlum şu yemeğimizi bir yiyelim dedi. Oturduk, yemek yiyoruz. Bu arada elektrik gidip geliyor falan. Baca bir bastı pop diye fırtınadan. Bizim yoğurdun oldu, üstü siyah beyaz oldu. Hatta belki demişimdir Beşiktaş oldu falan diye. Şöyle nenem üzerlerini temizledi, tekrar yedik ama ben ne yediğimin bile farkında değilim. Kafam hep evde. 11 civarında bir teşebbüs daha bulundum. Bu sefer başarılı oldum. Orayı geçtim. Eve geldim üst kat. Fakat kapı kürtük yapmış. Zil mil hepsi kapalı. Üst katımızda bu Abid Hanım teyze oturuyor. Orta katta biz. Giriş katımızda da turizm müdürü Nail Ayvacı. Nail abinin ışığı yanıyor. Ellerimle pencereyi biraz sıyırdım. Güm 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 kırılırcasına vurdum. Şöyle baktılar, açın diye bağırdım ama fırtınanın sesinden, uğultudan sesimi zor duyuldu. Sonra Nail abi falan geldi. Hanımı geldi, Türkan abla. Açtılar kapıyı bana. Zorladılar. Kapı açılmıyor. Donmuş her taraf. Zorla. Ondan sonra babam geldi falan, işte sesimi duydu, çıktı. Ağlayarak eve girdim. Babam beni aramaya çıktığında 3 tane çocuk görmüş. Ya şimdinin kağıt toplayıcıları diyelim. O zaman da çöpe falan bakanlar. Bizim arka tarafta oturuyorlarmış. Fayenin olduğu yer vardı. Orada müstakil evler vardı. Onlardan birinde babam onları da eve getirmiş. Amcamla yengem çocukları istasyonda gar müdürü Ali Bey vardı. Yengemin oğlan kardeş. Çocuğu ona bırakıp çarşıya alışverişe çıkmışlar. Amcam Ereğli'de depo müdürüydü. Gezmeye gelmiş. Onlar da mahsur kalmış. Çocuk orada, bunlar burada. Evin içi bir curcuna. Baktım annem mutfakta sürekli un, evimizde eskiden bir çuval un, bir çuval şeker, bir çuval kuru soğan, patates, kışlık mutlaka alınır. Annem habire ufak tefek işte hamur işi, ekmekler yapıyor. Çocuklara bir şeyler yedirmişler. Biz de geldik. Herkes paylaştı bir yer. Gece tahmin ediyorum 3'e kadar uyumamıştık. Uğultu devam ediyoruz. Korkunç bir uğultu. Kar küstüğü. Ve sabaha karşı zaten biz de uyumuşuz. Fırtına dindi. Ertesi gün olayın vehameti ortaya çıktı. Terk edilmiş arabalar yollara. Herkes bir yerlere sığınmış. Konya resmini paylaştığında bir arkadaşımız diyor ki camımıza birisi sürekli vurdu, ne olur açın diye, içeri gireyim diye. Biz annemle tek başımızaydık. Açmadık. Hala içimde uhdedir. Acaba o adam ne oldu diye. Donmamanız mümkün değil ya. Ertesi gün hayat normale dönmeye başladı. Hatta hiç unutmuyorum, evde ekmek yoktu. Babam istasyonun orada bir fırın vardı. Bir gittim, acayip kuyruklar var. Çıkanı alıyorlar. Standart 3 ekmek falan veriyorlardı herhalde. İşte kısıtlı imkan. Öyle şimdi belediyenin kar temizleme ekibi, bilmem ne ekibi, paletli araba yok, yola tuzak falan, o devirlerin o yoktu. Herkes bu işi kendi imkanlarıyla yapardı. Ben o gün hala yaşadığıma hayret ediyorum. Yani Allah'ın bize büyük bir lütfuydu. Çok sıkıntılı bir günü geçirdik. Ölümden döndüm. Rabbime verdiğim sözleri yerine getirdim. Hepsini dedim ki bizi, canımızı bağışladı çünkü Allah'ım. O bir afattı. Ölen ölene, kalan kalana. İnanılır gibi değil. Keşke bir video falan olsaydı da bu yılların imkanları o yıl bir çekebilseydik. Çünkü ben bu Alaaddin'in daha oraya çıktığımda Şahin sinemasında bütün araçlar falan terk edilmişti. Otobüs motobüs yok. Otobüs durakları Meram'a gidecek adamlar. Mümkün değil. Mümkün değil. 1971 13 Mart Cumartesi günü Konya tarihi bir afatı yaşamış oldu. Allah bir daha öyle afatları bize göstermesin. Çünkü bu ne anlatılır, ne izah edilir, bir tek yaşanır. İşte o yaşanınca da hala tüylerim diken diken oluyor. Yani tabii annemin beni bekleyişi, babamın evde beni bekleyişi, oraya ulaşma çabam, böyle bir sıkıntılı süreci yaşadık ya sevgili Halit kardeşim. Sen o fırtına olduğunda neredeydin, ne yapıyordun? Bak ben köyden geliyordum. Ford minibüse bindik, şatıra minibüs çalışıyorduk. 4 kişiydik biz, minibüse bindik. Bu Lütfü'nün babası var ya, üçünü de onun adı. O orada ekim sulardı, asfalta yakın bir yerde. Muammer'de yanındaymış, öyle Muammer'de bilin mi? Onu kucağına almış, kucağına, kürkün içine almış onu. Kar depelerini yaparmış tipi. Traktörün tekerinin, büyük tekerinin arkasına oturmuşlar.
kürkü bürünmüş, onu da kucağına almış. Tipi yaparmış, oradan havalılarmış, elini açarmış. Oradan, onlar orada sabaha itmişler. Biz Tatlıca'ya yakın bir yerde yakalandık tipiye. Minibüsten mi gidiyordun? Minibüsüne öyle. Şehre doğru. Dağ şeklinde geldi. Aniden minibüs istopitti oraya. Oraya istopitti. Şoföre dedim ki ben suyunu sal bunu donar dedim. Suyunu saldı, hortumu kesse iyiymişim. Su dolduydu, donmuş akmadan. Oradan ağlamaya başladı, içinde çocuk vardı, korktu. Ben indim, bir araba sesi var. Karapınar otobüsüymüş. Yolun ortasına durdum, geldi tamponu benim sırtıma dayadı. Otobüs. Görmediği için? Görmez. Ben de onu görmem, o da beni görmez. Ağır ağır geliyor. Ondan oraya bizi aldı o adam. Otobüse. Konya'ya kadar geldik biz. Türbevan'a geldik. Türbevan'da ben ev toprakta. Ben o yanda gittim. O adamı da evine koydum. O Mustafa'yı yanında çocuğuyla. Oradan ben eve geçtim. Oradan o tipi ne zamana kadar devam etti? Gece yarısına kadar devam etti o tipi. Çok avcılar öldü. Bizim orada bir ağılda avcı ölmüş. Termiyecidirlerdi. Buğday pazarında tüccarı da adam. Çok adamlar öldü. Tipi de kaldılar. Ha, o üstüne onu gece köyden aramaya çıkıyorlar sabahtan tipi durunca. Sabah namazı. Bu öldü diye geliyorlar traktörün başına yok. Oradan Sakya'dan da iniştesi var. Onu evine koymuş gitmiş o. Onu da orada bulmuşlar sabah namazı. Göz gözü görmezdi. Göz, beş adım ileri görünmezdi. Yani toz şeklinde geldi. Çok adam öldü. Bir de ondan evvel oldu o zaman. O zaman da çok koyunlar öldü. 46'da mı oldu, 48'de mi oldu onu pek bilemeyeceğim. O diapiter oldu. O da aniden çıktı. Koyunlar kırdaydı. Böyle pardalara kadar koyunlar ölmüş. Şimdi babam oldu mu? Tipi vura. Koyun birbirinin üstüne çıka. Bizim eşek vardı. Ayaküstü ölmüş. Altı koyundan yıkılmış. Üstü koyundan. Pardaya kadar böyle yanında çok sıpasıyla ayakta ölmüşler ikisi de, donmuşlar. Sakya'dan yakın bir han vardı, yolun üstünde, Ereğli yolun üstünde. Avcı orada kalmış. Şurasında ördek asılı. gide gele ölmeyeyim diye yol yakmış hanın içini. Hanın içini yol yakmış. Hanın içine kadar bu adam yemişti. Vara gele. Asfalt yapmış, ölmeyeyim diye. Onu vardılar sabahtan bizim köylüler, onu orada bulmuşlar. Öyle yürürken, ölmemiş. Otursa ölecek adam, donacak. Ayakta hareket değildi işte. Anladım. Ördek diyor arkasında sallanır diyor.